Sen de biliyorsun değil mi? He? Neler yaptığını biliyorsun değil mi köpek? Kaç masumun kanına girdiğini biliyorsun değil mi? Cevap ver. Cevap ver! Ulan senin aldığın nefes haram değil mi? He? He? Geber lan. Geber lan köpek. Burada. Burada. Ben de kurtulayım. Kar maskelinin sırrını da yanımda götüreyim. Vallahi billahi yalan söylüyor, yemin ederim blöf yapıyor. Arkadaşlar bakmayın öyle, yemin ederim blöf yapıyor ya. Kitapsız. Bununla kurtulamayacaksın. Gebereceksin. Geber. Dur! 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 Lan oğlum ne yapıyorsun? Bırak vursun ya. Abimin katilini öğrenebiliriz. Duymadın mı? Aferin. Doğru anladın. Abinin katilini öğrenmek istemez misin? Konuşma lan! Konuşma! Carlos. Sen de hemen yedin ha birader? Hemen oltaya geldin ha? Bence vakit kaybetmeyelim. Bunun sözüne güvenilmez. O maskeliği kendimiz buluruz. Öyle ya. İlker bu şerefsizin doğru söyleyeceğine malum. Fitne salıp kurtulmaya bakıyor bence. Ya o maskeliği sonra buluruz elbet. Bunu nasıl söylersiniz ya? Ya sen Ayşegül? Nasıl söylersin böyle? Bu fırsatı tepmenize izin vermeyeceğim. Bırakın söylesin işte. Bilader, senden izin alacak değilim. Ben bu lavuğu gebertirim. Sena'ya sözüm var. O gün de bugün. İlker! Önümden çekil! Sana yapma diyorum. İlker! Hop beyler. Çekil önümden. İlker! İlker bir sakin olun. İlker! Sakaryalı. Ya bir kendine gel oğlum ne yapıyor? Alo! İlker! İlker! Bir sakin olun. Sakaryalı. Abimin katilini öğrenmeden onu öldüremezsin. Kendinize gelin lan. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz Carlos. Nedir durum? Bitti mi Neşetlerin işi? Maalesef. Yine ekip bir yetişti. Bütün adamlarımızı öldürdüler. Lanet olsun. Neşet kaçtı. Ama kitapsız yaralı. Ellerinde. Ölmedi mi? Hayır. Öldürmediler. Muhtemelen pazarlık yapıyorlardır. Kitapsız bizi biliyor. Öyleyse ne duruyorsun? Gebersene şunu. Saçmalama. Açığa çıkarız. Olmaz. Sen yapmazsan ben yaparım. Hayır. Hayır. Bu sonumuz olur. Bırak. Yaşaması daha büyük tehlike. İlker. Elini çek. Kalbini kırmak istemiyorum. Elini çek. Beyler sakin. Olmaz diyorum olmaz. Tamam hadi. Sakaryalı İlker. İlker elini çek. Bak sinirleniyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sen ne olur lan? İlker tamam ha? Sakin. Sinirlen sen ne olur. Siz ya?
Ya burada kendinize düştünüz. Kendinize düştünüz. Ne oluyor? Kendinize geliyor. Bana gözünü. Sakaryalı. İlker. Ben seni gözünü. İlker. Sinemiyor muyum? Sakin abicim. İlker. Ne yapıyorsunuz? Yakışıyor mu bize bu? Sakin ol sana Sakaryalı. Sakaryalı sakin ol tamam. Vallahi. Bencilsin lan sen. Bencilsin. İlker. Abi sakin. Abi bir katilinin yerini öğreneceğiz diyorum. Ulan. Ulan senin abin. Bizim de abimiz değil mi? Asıl sen bencillik yapıyorsun. Kendi intikamın için bu fırsatı nasıl harcarsın lan? İlker. Ben kucağımda kanlı gelinliğiyle can veren o kıza söz verdim. Sen mi bana engel olacaksın? Ha? Gerekirse olurum lan. Gerekirse olurum. İlker. İlker. Sakaryalı. Abimi katilin yerini öğrenmek için olurum. Önce öğrenelim. Sonra istersen başımı ayağın altına koyarsın. Üstüne çıkar öyle vurursun. İlker. Arkadaşıma hiç vurmadın bu zamana kadar. Sakaryalı kendine İlker, gel oğlum. Bana bak beni gel, meşgul bırakma. Gel vur. Tamam, İlker. Hadi gel vur. İlker, bana sana. Bak. Yeter. Durun artık. Kendinize gelin kendinize. Sakin kardeşim. Sakin. Bak birbirlerine girdiler. Neler oluyor orada? Gel görünmeden yanaşmaya çalışalım. Bakalım niye kavga ediyorlar. Hadi. Kardeşler, ikiniz de intikamınızı alacaksınız. Hem sizin intikamınız hepimizin meselesi. Evet, hepsi bizim meselemiz. Akif abimin de, Sena'nın da kanı bizim kanımız. Bence bu köpeği konuşturmayalım. Bir an önce gebertelim. Carlos gereğini yapsın. Söz, maskeliyi de bulacağız İlker. Bence de. O maskeli elbet yine karşımıza çıkacak. Onun leşini de senin önüne ben atacağım. Ama bu canavar bizim acımızı kullanıp daha fazla pislik saçmasın. Bir an önce ölsün derim. Gebert kardeşim. Duydun mu? Öldürecekler. Bu iyi oldu. Birazdan kitapsızdan kurtuluyoruz. Peki. Madem bu kadar kararlısınız, öldürün. Ha şöyle be birader. Öldürün. Hemen şimdi. Geber. Ama benim cesedimi çiğnedikten sonra... İlker, kurban oldum. Ne yapıyorsun? İlker, delirdin mi sen? Hey. Bakın, size eylemin bilgisini vereyim. Ne diyorsun lan çakal? Büyük bir eylem olacak. Ne eylemi? Her şey hazır. Büyükelçi öldürülecek. Suçu da Türkiye'ye atılacak. Uluslararası kriz çıkacak. Ne
Neler konuşuyorlar? Bir şeyler söyledi kitapsız. Ama duyulmuyor. Allah kahretsin. Kim bilir hangi bilgiyi verdi? Ben anlamam arkadaş. Bu lavuk yine kesin müdümen çeviriyordu. Ben bunu geberteceğim. Hayır, yapamazsın. İlker, önümden çekil. Çekilmiyorum. Çekil. Önümden çekil. Hayır. Öldü. Adam öldü. Nasıl ya? Dur hele, dur. Tamamdır bu iş. Oh be. Geberdi sonunda. Hadi gidelim buradan. Al işte, gördün mü? İkimize de yaramadı. Ulan bari bıraksaydın, sıksaydım kafasına bir tane. Asıl senin yüzünden öğrenemedik. Abimi katilin yerini öğrenemedik. Yaşıyor. Yaşıyor mu? Sakaryalı, gözün aydın, yaşıyor şerefsiz. Gebermemiş ama çok kan kaybetmiş. Hadi el atın, hastaneye yetiştirelim şerefsizi. Sen de mi bu lavu yaşatma derdindesin? Helal kurban olsun abi. Kurban olduğumu biliyorsun. Öldürmeni istiyorum ben bu şerefsizi. Ama eylem dedi, büyükelçi dedi, kriz dedi. Bunlar şakaya gelmez işte Sakaryalı. Mesele memleket meselesi oldu kurban olduğum. Yapabileceğimiz bir şey varsa deneyelim diyorum bence. Hadi. Arkadaş, ben de gözünün yaşına bakmam. Bir cana üç can alacağız dedik. Ama mesele vatansa gerisi teferruattır. Yaşatmak zorundayız. Sonra senin. Hadi kaldırın. Hadi o. Ben tutmam, elimi bile sürmem bu şerefsizi. Nereyse. Götürün, nereye götürüyorsunuz? Yetiştirin! Ulan bir adımı kafasına sıktırmadınız be! Bana parlama abi! Ben senin yanındayım! Hadi yürü! Allah Allah! Buyurun, geçebilirsiniz. Efendim, üstünüzü aramak zorundayız. Delirdin galiba. İçeride benim resimlerim sergileniyor. Serginin ressamı benim. Özür dilerim efendim. Ancak aramak zorundayız. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Sergimde rezalet çıkarmak mı istiyorsunuz? Sayın Büyükelçi için olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı efendim. Üzgünüm. Siz dahil herkesi aramamız emredildi. Komiksiniz ya. İyi. Hadi. Ara bakalım. Kalp ilacım. Kan kaybı yüzünden bayıldı. Bir an önce kendine gelmesi lazım. Çok önemli. Hemen ameliyathaneye. Doktor bey, bu adam çok tehlikeli bir suçlu. Bize çok önemli bir ihbarda bulunacaktı. Bir an önce kendine gelmesini sağlayın. Çok hayati ve milli bir mesele doktor bey. Anlıyor musunuz? Büyük bir eylemin anahtarı bu adamda. Sakin olun. Elimizden geleni yapacağız elbette. Ona şüphemiz yok. Ama lütfen acele edin doktor bey. Anladım. Merak etmeyin. Kalp ilacım diyorum. Anlamıyor musun? Her şeyi kontrol etmek zorundayız. Zaten tansiyonum çıktı sizin yüzünüzden. Onu da alıp beni öldüreceksiniz herhalde. İyi, size kalsın o. Kalp krizi geçirirsem sorumlusu sizsiniz ona göre. Özür dilerim efendim. Buyurun, ilacınız. Oh mon dieu. Merci. Merci. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Çabuk olun. Çabuk ser, çabuk ser. Sergi açılıyor, hadi. Yavaş ol, yavaş. Sebze kasası mı taşıyorsun? Taşıdığın şey bir sanat şaheseri. Dikkat et biraz. Ha şöyle.
Sana Reyhan'ın senamı var. Başım üstüne. Emri nedir? İlaçla işi bitirmeni istiyor. Al şunu. Duruşuna dikkat edeceksin. Düz olacak. Bu tabloları eğri büğrü asarsanız elimden çekeceğiniz var ona göre. Hadi yürü işine. Koskoca büyükelçi sergime geliyor. Hata istemem. Hadi sallama. Hadi hadi. Nedir bu ya, nedir? Nerede bu doktor ya? İnşallah her şey için geç değildir. İnşallah. Nedir durumu doktor? Durumu kritik. Acil kan lazım. Bulalım hemen. O kadar kolay değil. Kan grubu AB negatif. Çok zor bulunur. AB negatif, AB negatif. Ya buluruz muhakkak birilerinden ya. Benimki uymuyor, benimki sıfır pozitif. Benim de uymuyor. Benim de. Birilerini arayalım. Karargâhtan soralım, ilan falan verelim. Ben bir anons çekeyim hemen. Ya anons değil de bir telefon açsın. Tamam. Baltaya bir soralım. Onun öyle bir şeydi galiba. Karadeniz'de gemin mi var Sakaryalı? Bakar durursun. Konuşmadın geldiğinden beri. Ağzımız laf yapmaz bizim reisim. Beceremeyiz. İçim yanıyor diyeyim sen anla. İçindeki yangının üç ilacı vardır. Nedir reisim? Biri çay. Ama kıvamı yerinde olacak. Elde var bir. İkincisi denize bakmak. Enginleri seyretmek. Ufuk çizgisine dayarsın gözlerini. İyi gelir. Aha deniz. Elde var iki. Üçüncüsü? Üçüncüsü... affetmek. Affetmek mi? Yapma reisim. Sen deme. Affetmek ya. Ben değil. Peygamber Efendimiz söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli. Allah affedicidir. Affedenleri sever. Aminna reis. Ama bu çok zor. Hazreti Hamza'yı bildin mi? Allah'ın arslanı. Yiğit Hamza'yı. Savaş meydanının yaman civan verdi. Efendimizin göz bebeği. Vahşi adında bir köle sinsi bir tuzakla uzaktan mızrakla vurdu onu. Ciğerini söktüler. Vücudunu parçaladılar. Yine için parçalandı be reis. Efendimiz günlerce gözyaşı döktü onun için. Müminlerin içine ateş oldu düştü Hamza'nın şehadeti. Ah ben de orada olsaydım. Ah yekten ben de olsaydım. Peki onu şehit eden Vahşi pişman olup Müslüman olmaya karar verince ne oldu? Efendimizin huzuruna çıktı. Pişmanım dedi. Biri pişmanım der el uzatır da alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz yüz çevirir mi hiç? Peki dedi. Gel aramıza katıl. Sen amcam Hamza'nın katili Vahşi. Affettim seni. Vahşi'yi bile. Vahşi'yi bile affetti ya. Yalnız dedi bir süre gözüme gözükme. Ola ki amcam Hamza'yı hatırlarım, mahzun olurum. Sana surat astım zannedersin, üzülürsün.
yine kendi için değil yani. O bakımdan. O ne yüce gönüllülük ya Rabbim. Efendim Ayşegül. Balta neredesin? Reisin mekandayız, hayırdır? Kan lazım Balta, acil. Senin grubun AB negatif miydi? Yok ya. Pozitifti benim. Değil mi? Peki Sakaryalı yanında mı? Onun kan grubu neydi? Sakaryalı, senin kan grubun neydi? AB negatif, hayırdır? Sakaryalı AB negatifmiş. Say, kime lazım ya? Kim olacak? Kitapsıza. Şu an ameliyatta. Ne yap yap, onu buraya getir Balta. Çok önemli. Yahu buna zor demeyeceğim. İmkansız iş. Hayatta olmaz. Ben adama Sena'nın katiline kan ver diye nasıl derim ya? Bir yolunu bul. Hemen buraya gelin. Hadi çabuk. Tamam tamam, deneyeceğim. Ne oldu ya? Hayırdır birader, kan kime lazımmış? Kitapsıza. Ameliyattaymış. Kan bulamazsak ölecekmiş. Gebersin! Gebersin köpek! Gebersin de kardeşim! Büyükelçi suikastı ne olacak? Memleket çok zor durumda kalacak. Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yapmayacağız lan! Kanımı Sena'nın katiline vereceğime birader. Bileğimi keserim. Burada denize akıtırım, daha iyi. Mezarımı kazın bayıra düze. Anne vay düze. Yönünü çevirin sağdan. Sakın benden böyle bir şey isteme. Sakın. Hadi hadi. Sakın tablolarımın başına bir şey gelmesin. Hepinizden tek tek bunun hesabını sorarım. Düzelt onu. Tamam efendim. Şöyle geçelim. Sana söyleyeceklerim var. Önemli. Olur. Nasıl soktun bunları içeri? Bizimkilerin her yerde adamı var, unuttun mu? Yeni talimat geldi. Planı genişletiyoruz. Adamını da çağır, anlatacağım. Tamam, alıp geliyorum hemen. Hadi. Demek ben bugüne kadar boşa konuşmuşum ha Sakaryalı. Estağfurullah reis. Öyle öyle. Ben size anlattıkça siz bunlardan ibret almak yerine pehlivan tefrikası dinler gibi dinlemişsiniz. Nasihat değil, örnek değil de sanki eskilerin efsanelerini anlatıyorum. Siz de meddah dinler gibi dinliyorsunuz ha? Ama reisim. Aması falan yok Sakaryalı. Bu anlatılanlar bize emsaldir. Onlar gibi olacağız. O mübareklerin yaptığı gibi yapacağız. Sünnete uymak budur. Yoksa dinleyip geçeceksek, o en büyük rehberi örnek almayacaksak, nerede kaldı bizim Müslümanlığımız ha? Nerede kaldı insanlığımız? Sen ruhunu, bedenini bu vatanın hizmetine adamadın mı oğlum? Ülken senden düşmanına kanını vermeni bekliyorsa, vereceksin. Sena'nın katiline bile el uzatacaksın. Senin imtihanın bu işte. Peki sen bu güreşi kazanabilecek misin? Carlos.
Her zamanki gibi doğru söylersin reis. Bize düşen neyse o yapılacak. Eyvallah. Balta. Hadi birader gidelim de şu köpeğe kan verelim. Canını kurtaralım. Vatan bizden bunu istiyorsa biz de kanımızı sebil ederiz evelallah. İşte bu dediğin ancak er kişinin harcıdır aslanım. Helal olsun. Hadi birader. Allah'a emanet, Allah'a emanet ol reis. Eyvallah. Bak sen zehirle işi bitireceksin. O aşamada bir aksilik çıkarsa biz devreye gireceğiz. Evet. Reyhan Kodu adlı liderin son talimatları bu yönde. Burada davamız adına yemin edelim. Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak. Ne olursa olsun gerekirse çatışıp öleceğiz. Ama onu da öldüreceğiz. Yarınki anlaşmayı imzalarsa mahvoluruz. Türkiye'yi kimse tutamaz. Orta Doğu'nun yeniden yükselen yıldızı olur. Buna engel olmak zorundayız. Batı'yla bu ülke köprüleri atmalı artık. Ulan kardeşime bak be. İşte arkadaşlar gerçek kahraman burada. Sakaryalı. Fedakarlığın için sağ ol kardeşim. Yapacağını biliyordum. Sen ülkenin tehlikeye atılmasına izin vermezsin. Tamam tamam uzatmayın ya. Bana bak kanı veriyorum. Yalnız bir şartla veriyorum ona göre. Ne istersin söyle. O lavuk ayaklanıp konuştuktan sonra onu bana vereceksiniz. Tamam mı? Tamam. Senindir Carlos. Söz mü? Söz. Söz kardeşim. İlker. Söz mü? Konuştuktan sonra o lavuk benim. Söz Carlos. Hakkındır. Ben kendimi kaybettim. Kusura bakma. Anlaştık. Şimdi bütün kanımı çekebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi sizin olsun. Bu kadar yeterli. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Daha lazımsa gene veririm he. Yeter ki yaşatın şu köpeği. Ya bu kitapsız senin kanını taşıyacak ya. O da Sakaryalı sayılır mı? Lan. Lan oğlum olur mu öyle şey ya? Bana bakın arkadaşlar bana bunun şakasını dahi yapmayın he. Harbi söylüyorum gider alırım geri bak. Tamam tamam. La belki sayende imana gelir namussuz. Aman hocam. Çok önemli bilgiler vermesi lazım bize. Elinizi çabuk tutun. İşte kanı da bulduk. Tamam. En kısa sürede ayılmasını sağlamaya çalışacağım. Sağ olun hocam. Biz elimizden geleni yaptık. Gerisi Allah'ın takdiri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geç kalmadık umarım. Hayır efendim. Tam vaktinde geldiniz. Buyurun. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bu çalışma ilk dönem sürrealistlerine bir selam niteliği taşır. Özellikle objelerin yorumlanmasında buna dikkat ettim. Fark etmeniz beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Ustalığınızı konuşturmuşsunuz.
Tebrik ederim. Teşekkür ederim efendim. Çok mersi. Teşekkürler. Müsaadenizle. İçeceklerimizden almayı unutmayın sakın. Tabii. Büyükelçi geldi. Hı-hı. Kapıda. Öyleyse gidip karşılayalım hemen. Çok pardon. Rica ederim. Meyve suyunuz efendim. Teşekkür ederim çocuğum. Abi. Gidebilirsin. Pardon. Buyurun. Bakar mısın? Evet. Kek var mı lan? Ya da onun gibi bir şey. Pardon efendim, anlamadım. Neyse, tamam. Gidebilirsin. Peki efendim. Sizce burada ne anlatmaya çalışmış sanatçı? Bence burada burada sanatçı kent insanının o sancılı devinimine ve ikircikli bireyselliğine ayar olmak suretiyle yekten dalma modelinin baltalı versiyonlu bir şey seviyor. Nasıl yani, anlamadım. Ayar olmak nedir? Ayar olmak Paris'te ortaya çıkan yeni bir dışa vurum akımı. Biraz tepkisel bir hareket. İlginç. Hem de nasıl? Aman efendim, Sefili Kebir Hazretleri şeref verdiniz. Hoş geldiniz. O şeref bize ait. Hoş bulduk üstad. Hoş geldiniz. Oğlum, misafirlerimize içecek ikram edin hemen. Derhal efendim. Lütfen efendim. Renklerin kullanımı müthiş. Süper olmuş. Siz de bunu beğendiniz değil mi? Evet. Benim favorim bu. Her şey tamam değil mi İlker? Saralım yavaş yavaş. Bir ameliyat geçirdiniz. Adrenalin enjekte nasıl? Edip ayılttık. Sonra tekrar bayıldınız. Hatırladım. Gene yırttık desene. Durum kötüydü ama hayatınızı kurtardılar. Kan bağışı olmasaydı yaşamanız zordu. Kan bağış mı? Kim? Sakaryalı dedikleri biri. Sizin için kan verdi. Sakaryalı mı? Emin misin? Bana kan mı verdin? Evet. Kapıda bekliyor. Teşekkür etmek istersiniz belki. Haber vereyim. Ne
Hasta kendine geldi. Görebilirsiniz. Demek beyimiz uyandı. Güzel. Senin sayende yaşıyormuşum ha. Kan mı verdin lan bana? Verdim. Öyle bilincini kaybedip kendi kendine ölüp gitme diye verdim. Ölümün benim elimden olsun diye verdim. Anladın? Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben daha iyileşmedim. Bu kadar iyileşmen yeter. Hadi kalk. Yapma. Ben ne dediyseniz yaptım. Bilgileri size verdim. Hadi yaşayacaktım. Ben öyle bir şey demedim. Sana tek sözüm... Ölümüm benim elimden olacak. O da olacak şimdi zaten. Hadi bin. Gidiyoruz. Sena'nın öldüğü yeri hatırlıyor musun? Hı? Orada bunun hesabını vereceksin. Kitapsız.